Manisa Konuşuyor'dan herkese merhaba. Bugün vatandaşlarımıza Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Manisa için beklentileriniz neler diye soruyoruz. Manisa'nın iyiliği için, Manisa'nın güzelliği için çalışmaları, yani parti gözetmeksizin Manisa'nın kalkınmasına yardımcı olmalı. Peki aklınızda bir isim var mı? Efendim? Aklınızda bir isim var mı? Aklımızda isim Cengiz Ergün olabilir. Aynen. Büyükşehir Belediye Başkanı olacak isimden beklentileriniz neler? Vallahi ben köydeyim. Gerçek tamam merkeze banalı şimdi. Büyükşehir olduk. Beklentilerimiz iyilik, sağlık, güzellik, başka bir şey yok. Neyse. Sizce peki büyükşehir olmamız iyi oldu mu? Tabii iyi oldu. Fena oldu mu ya? Köyümüz cennet gibi oldu. Neler değişecek peki? Her şey değişti. Her şeyi değiştirdi, yaptı yani. Daha ne yapsın? Memnunsuz yani belediye başkanı. Memnunuz ya. Cengiz Ergün'den memnunuz. Reyimiz ona. Valla şu an bir şey değil, acil bir işim var ama daha sonra konuşuruz. Valla Manisa'ya hizmet etmesi, iyi bir iş yapılması, yani güzellik, Manisa'nın olmayan yolların, çevrenin düzenlenmesi, ya o yönde bir hizmet bekliyoruz yani. Peki aklınızda bir isim var mı? Şu anda düşünmüyorum. İyilik olur, daha iyi olur. Bu işler başladı adamlar, bunlar bitirmenin sırası. Ötekiler geldiği zaman yine yarım kalır. Peki aklınızda bir isim var mı? Şu andaki şeyi, onu şey yaptı, tabii. Peki bu isim aklınızda kişiden dolayı mı yoksa partiden dolayı mı var? Hem partiden dolayı hem kişi olarak çalışıyor. Kızım yabancısıyım burası, nice yabancısıyım. Peki Manisa'yı nasıl buldunuz? Manisa'yı çok güzel buldum. Beğendim her şeyi. Temiz bir şehir, güzel bir şehir, her şeyle güzel. Siz nereden geldiniz? Ben Çanakkale'den geldim. Çanakkale Biga. Şehrimize yapılacak güzel şeyler yapılmasını istiyoruz. Sadece parklarla, yollarla iş olmuyor biliyorsunuz. Söyleyeceğim bu kadar yani. Peki aklınızda bir isim var mı? Tabii ki de AK Parti yani. Evet. Neden peki? Partiden dolayı mı yoksa adayından dolayı? Adayı da iyi bir insan. Artı yani bu işleri yapacak bir insan. Bir güçte olduğuna inanıyorum. Artı AK Parti'nin gerçekten şu ana kadar yaptığı en güzel şeyler diyebilirim yani. Diğer partilere rağmen. Biliyorsunuz daha önce koalisyon partileri de vardı. Fakat herhangi bir şey göremedik yani. Manisa olarak yani. İstiyse onu görmek isterim. Hayırlısı devlete, millete kim daha şey olacak, hizmet verecek, onu görmek isterim. Peki beklentileriniz neler? Büyükşehir Belediye Başkanı olacak isimden. Valla nasıl söyleyeyim, beklentiler. Manisa için şunlar yapılsa iyi olur, bizim için kolaylık sağlanmış olur gibi. Valla şimdi pek onu düşünmüyorum, konuşmayı. Biliyorsunuz yerel seçimler yaklaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yerel seçimlerde kimi görmek istiyorsunuz Manisa'da? Ben köyde oturuyorum ki, ben belediye başkanı tanımıyorum. Bilmiyorum. Peki nereden geldiniz? Köydeyim. Manisa Büyükşehir olacak. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Bilmiyorum ki, görmedim ki işte. Köydeyim çünkü kendim muhtarım. Ne bileyim, niye içinmezsin? Sesini çıkmıyor. Temizlik, her şey için iyi olması isteriz yani, istiyoruz yani, ne diyeyim. Seçimlerde Büyükşehir Belediyesi'nde kimi görmek istiyorsunuz belediye başkanı olarak? Biz burada yabancısıyız. Ama duyduğumuz kadarıyla bu belediye reisinin çok iyi işler yaptıklarını söylüyorlar. Yani. Peki siz nereden geldiniz? Olmalıyız ama biz bu reisi beğeniyoruz. Herkesten öyle duyuyorum. Ben de onu soracağım şimdi. Manisa'yı nasıl buldunuz? 2 senesinden beri gelip giderim. İlk defa Lale'de oturuyorduk. Lale'den buraya gibi geziyordum. Bu adamın çalışmasını beğeniyorum ben. Yani ben kendini şahsını tanımam, ötekilerini tanımam ama gördüğüm kadarıyla değişim var. Tabii bu kadar. Bütün belediyesi adayla da tanımıyoruz. Ben biraz politikayla da uğraştığım için zamanla hanım bundan fazla bir reis yapamaz. Bir de muhalefet belediyesi olunca bundan fazla bir şey yapamaz. Güzel çalışması var, tebrik ederim. Vallahi en iyi şekilde yapsınlar, çalışsınlar. Bir beklentim yok. Huzur oldu mu yeterli. Peki aklınızda bir isim var mı? Yok. Vallahi hiçbir şey beklemiyorum ben. Ne bekleyeyim yani? Manisa için yani şu tarz projeler yapılsa Manisa bize... Manisa için en yapılacak şeyimiz garaj sorunumuz var. Garaj yani. Yeraltı garajları. Yani garaj sorunumuz var burada. Her yerde bak arabalar sokaklarda. Bir de üstelik bir de para alıyorlar. Nereye koyacağımızı şaşırdık yani. Onun için garaj sorunumuz var. Garaj şey yapıyoruz.
güzel garajlara da tüplü arabalar almıyorlar. Söyleyecek bir şey yok. Hayırlısı olsun yani memleket için. Kim kazanırsa. Şu bu değil yani. Peki aklınızda bir isim var mı? Aklınızda bir isim var mı? Ne gibi? Yani seçimlerde şu kişi... Şimdi ben bu işler söylemeyelim daha iyi, boş ver. Hayırlısı olsun. Özgür Özel veyahut da Cengiz Bey. Neden peki? Ya nedene hizmet veriyorlar. Özgür Özel'in de hizmet vereceğinden eminiz ama biraz da siyasi durumun değişmesi lazım bu ülkede diyoruz. İnsanlar mağdur, emekçiler mağdur, değil mi? Efendim, asgari ücretlerinin durumu belli, efendim çiftçinin durumu belli. Yani ne yapıp yapıp değişmesi lazım. Biz bu fikirdeyiz, böyle algılıyız. Hadi, kolay gelsin. Manisal değilim. Nerelisiniz peki? Fethiyeliyim ama burada yaşıyorum şu an. Manisa'yı yani nasıl buldunuz? Gördüğünüz eksiklikler neler? Ben şöyle söyleyeyim. Ben turizmciyim. Turizm açısından değerlendireyim. Manisa bir şehzadeler şehri olmasına rağmen maalesef turizm yok. Antik kentler olmasına rağmen Sardes gibi maalesef turizm yok. Yani turizmle ilgili gelişmesini istiyorum Manisa'nın. Ben bir turizmciyim. Turizm biliyorum. Turizm yapıyorum Fethiye'de ama maalesef Manisa'da turizmle ilgili gelişme yok. Peki neler yapılabilir gelişmesi için? Neler yapılabilir? Burası tarihi bir yer yani. Nasıl İzmir'deki turizm yerleriyle ortaklaşa çalışılabilir? Buraya tur düzenlenebilir. Niye düzenlenmesin? Efes'e gidiyor, Kuşadası'na gidiyor. Buraya gelir, Sardes'e gider. Yani çok güzel faaliyetler icra edilebilir yani. Bu Manisa için çok önemli bir şey. Çok önemli bir tanıtım. Ve neden insanlar İzmir'e gidiyor? Neden gidiyor Manisa'dan? Çünkü Manisa'da faaliyet yok. Niye Manisa'ya insanlar gelmiyor? Manisa'da organizasyon yok. Gelecek, anlaşacak İzmir'deki turizm şirketleriyle. Efes'e giden, Kuşadası'na giden, o bölgeye giden tur şirketleri buraya da gelecek. Ama burada imkanı sağlamanız lazım. Burada yok. Ben turizm yönden değerlendirdim ama turizm yönden gelişeceğine inanmak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Herkesin beklediğini biz de bekliyoruz işte. İnsanlara hizmet etsinler yeter. Kendilerini es geçsinler biraz. Gerçi ediyorlardı insanlara hizmet. Ama milletin dedikodularına uzak duracak insanlar gelsin. Aklınızda bir isim var mı? İsim... daha adaylar tam olarak netleşmedi. Bir görelim ondan sonra. Vallahi beklentilerimiz şudur. Yani ben kendim burada oturmuyorum. Saruhan ilçesinde oturuyorum. Altyapılara çok önem veriyoruz. Parklarımız. Yani bunlar için en çok istedik şeyler bunlardır yani bizim. Peki Manisa'nın büyük şehir olması ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Vallahi neler düşünüyorum? Önce iş. Yani ilçelerde işsizlik oranı yüksek. İlçelerde, merkezi bilmiyorum ilçelerde. Önce iş. Başka ondan sonra altyapılar. Tarım ilçelerde altyapılar, hiçbiri altyapısı yok şu anda ilçeler olarak. Hani istediklerimiz bunlardır yani şu anda. Peki buradaki adayları tanıyor musunuz? Sizce kim olsun? Vallahi şimdi nasıl şuradaki il olarak kendi adayımız şu anda iki dönem yapıyor AK Parti'de. Üçüncü dönem tekrar kendisidir Saruhan ilçe olarak. Burada peki? Yani, buradaki zaten Orhan Bey yani düşüncemiz odur yani. Kendi şu andaki bulunan başkandan memnunuz yani. Bu seçimlerde mi? Bekleyelim. İyi, ümitliyim ben. Başkandan memnunum. Yine başkanımıza oy vereceğim. Peki yani Manisa için şu tarz projeler yapılsa, şunlar düzenlense bizim için iyi olur, bizim için kolaylık sağlanmış olur dediğiniz şeyler var mı? Manisa merkezde yaşayan biri olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi kapsamında olmasaydı daha rahat olurdu. Şimdi bir takım zorluklar olacak tabii. Fazla vergi ödemesi, kalabalık, hizmetin gecikmesi.
Bunlardan memnun değilim. Vallahi şu andaki yani yeni yönetimin yapmış olduklarını takdirle karşılıyoruz inşallah. Böyle devam ederse tabii ki doğru olanın yanındayız her zaman ama inanıyorum ki bu güzellik devam etmesini herkes ister. Şu tarz projeler yapılsa vatandaşlar için kolaylık sağlanmış olur. Şu konuda eksiğiz dediğiniz şeyler var mı? Tabii var. Otopark. Kesinlikle otopark sorunu var. Yani şehir gerçekten çok güzelleşti. Fakat biliyorsunuz Manisa'nın yani araç sorununu çok aşırı seviyede. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de en çok araç olan il. Bunun bir an önce önlemini çok acil alması gerekir. Otopark, katlı otoparklar kesinlikle şart. Yani merkez olarak çok sıkıntı içerisindeyiz. Esnaf olarak ben aracımı park edecek yer bulamıyorum. Yani bu çok büyük bir sorun. Bunu muhakkak dikkate almalarını isteriz. Peki. Gelecek seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanı olacak isimden Manisa için beklentileriniz neler? Manisa için en iyisini yapmaları. Beklentilerimiz bunlar. Şu tarz projeler geliştirirlerse bizim için iyi olur. Vatandaşlar için kolaylık sağlanmış olur şeklinde. Sizin eksik gördüğünüz Manisa'nın? Şu an çok eksiğimiz yok aslında ama Büyükşehir olunca mutlaka olacak zaten. Önemli olan ulaşım şu anda. Yani trafik sorunumuz var, otopark sorunumuz var ki yavaş yavaş çözülüyor sanırım onlar da. Bu kadar. Valla Manisa için beklenenleri zaten yapıyor. Başkanımıza güveniyoruz. İnşallah bundan sonra da daha iyisini yapacağını kanaatim var. Peki eksikliklerimiz var mı Manisa'da? Eksiklikler giderir. Eksiklikler onlar daha bizden iyi bilirler. Onlar mimar, kendi mühendis. Başkanımız çabalıyor. İnşallah Manisa'mız daha güzel olacak. Kimle geliyor? Büyükşehir Belediye Başkanı olacak isimden Manisa için beklentileriniz neler? Çocuğum isimlerini bile bilmiyorum. Hastayım ben, biraz yatıyorum. Dişten geliyorum hatta şu anda doktordan. Hiç bilmiyorum, bilgim yok yavrum. Gelecek yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanı olacak isimden Manisa için beklentileriniz neler? Şu anda bir yani beklentim yok. Yani kafamda olan bir şey yok. Söyleyebileceğim bir şey yok. Yani işte memnunum. Çalışmalar iyi. Manisa'da gördüğünüz eksikler? Vallahi işte hiç düşünmedim onu diyorum yani. Şu anda eksiklik bulamıyorum yani. Bu konuda düşünmedim hiç. Ya bence çalışmalarını beğeniyorum yani. Peki aklınızda bir isim var mı yani? İşte bu Cengiz Bey'i beğeniyoruz. Devam eder inşallah, kazanır. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Ben de arkadaşın söylediği gibi Cengiz Bey'i beğeniyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi olmama rağmen beğeniyorum. Başkanlığı ona veririm. Belediye encümenini CHP'ye veririm. Ben bunu böyle yayınlayabilirseniz mutlu olurum. CHP'nin olası adayını nasıl buluyorsunuz peki Özgür Özel? O da çok değerli bir arkadaş ama bu şimdi bir düzen kurulmuş. Bu düzeni bozmak istemiyorum ben. Bozulmasını istemiyorum. 5 senedir adam Manisa'nın altını üstünü değiştirdi. Daha bundan güzel bir şey olur. Peki beklentileriniz neler? Yani şöyle projeler yapılsa daha iyi olur dediğiniz. Tabii. Ya her şey zamanla, bu kolayla her şey hemen şipşik konacak şey değil. Zamanla yeri geliyor. Hepsini yapıyor adamcağız. Valla ben Erzurumluyum. Buraya misafir olarak gelmişim. AK Parti'me oy veriyorum. Peki Manisa'yı nasıl buldunuz? Efendim? Manisa'yı nasıl buldunuz? Manisa çok güzel, çok güzel bir yer, saçın bir yer. Çok iyi bir yer. Yani misafirperver adamlar. İyi, işte o kadar. Ne kadardır burada kalıyorsun? Efendim? Ne kadar süredir burada yaşıyorsun? Burada bir ay oluyor. Burada bir ay oluyor. Bir ay sonra Ankara, İstanbul, İzmir. Böyle cezmen. Çok şeyler bekliyorsun. Her şeyi bekliyoruz yani. Yolları, ucuzluk, her şeyi bekliyoruz. Bu kadar. Peki siz? Onlar bilir yapacağını. Akıllı olsa hayırlısı olsun. Vallahi hiç fikrim yok. İşe de geç kaldım. Yala biz Manisa'dan hiçbir şey beklediğimiz yok. Bilmiyoruz zaten. Yeni geldik Manisa'ya. Nereden geldin? Köyden. Manisa büyük şehir oluyor peki. Buna dair düşüncelerinizi alalım. İnşallah hayırlısı olur deriz. Ne diyelim. Peki Manisa'da eksik gördüğünüz şeyler neler? Valla şu ana kadar da bir ne desem yalan. Yeni geldiğimiz için biz. Gözlemlediğiniz kadar.
Orada kankada belediye başkanı diyoruz. Şu belediye başkanı çok iyi bir adam. Öteki CHP'nin belediye başkanı çok iyi bir adam. AK Parti'yi düşünmüyor zaten. Neden AK Parti'yi düşünmüyorsun? Neden? 10 seneden ben köylüyüm. 10 seneden beri. 11 seneden beri yağını kilosu 5 lira. Zeytine bir el atan yok. Şuna bir atan yok. 11 seneden beri getireyim buraya. 10 sene beri 7 bin lira yağ verdim. Geçen sene 5 bin lira verdim yağı. Ben hiç ilgilerimi. Neden amcacığım? Kızgın mısın? Kırgın değilim de vatandaş kırgın. Biz değil. Çok kırgın. Yani ilgilenmiyor. Bizim yaşımız bitmiş, gelmiş, gelmiş. Parti olsa ne olacak, olmazsa kendi sağlığımız bakmamız gerek. Parti olarak değil, Manisa parti hizmet olarak. Değil, Manisa hizmet olarak. Hangi sayılı sos olsun. Hangisi güzel hizmet yaparsa Cenab-ı Allah onu öğretsin. Peki Manisa'da eksik gördüğünüz şeyler neler? Ben hiç ilgilenmem. Çok eksikleri var da hangisi saysan gerek etmez. İzmir'in çok güzel şeyler yaptı şu ana kadar. Onu destekliyorum yani. Daha da güzel şeyler yapacağını düşünüyorum. O kadar. Peki yani eksik gördüğünüz Manisa'da neler var? Eksik gördüğüm en çok park. Çok ceza yiyorum çünkü. Park olayına bir şeyler yaparsa daha güzel olur bana kalırsa. Vallahi ben şimdi ne diyeyim sana. Bu adam biz iyi diyorduk. Bizim mahallenin döşemesini mesela asfalttı daha önce. Şimdi bozdular, taş yaptılar. Ondan hangi mahallede oturuyorsun? İşte Dere Mahallesi. Ondan ben şey yapsa vermem yani. Şey, oy vermem yani. Çünkü biz orada taşların üstüne bile oturduk. Yaşlı kadınlar mesela istemedi. O dediğini yani aynı şeyi yaptı yani. Taş döşedi. Ondan biz orasını mesela asfalt istiyorduk. Yapmadı yani. Ondan ben vermem yani. Peki başka Manisa genelinde eksik gördüğünüz şeyler neler? Vallahi başka bir şey bilmiyorum yani. Başka bir şey gördüm yok yani. Manisa'nın öncelikle trafik ve otopark sorununu çözsünler. Başka bir beklentim yok benim. İnsanlar isyan edecek noktaya artık geldi bu trafik ve otopark noktasında. Başka eksikliğim vallahi sosyal projelerde biraz daha artırırlarsa memnun oluruz tabii sosyal projeleri. Peki buradaki kültürel, sanatsal etkinliklere katılıyor musunuz? Hiç katılmadım ama tabii afişlerini görüyorum ama hiç katılmadım yani. Yerel seçimler yaklaşıyor. Büyükşehir Belediyesi'nde kimi görmek istiyorsunuz belediye başkanı olarak? Şimdikini. Neden peki? Hizmetlerinden dolayı. Ben köydeyim vallahi. Köyün ne kadar yardımı olur bilemiyorum. Ben köyde oturuyorum şu anda. Büyükşehir Belediyesi'nde belediye başkanı olarak kimi görmek istiyorsunuz? Aynı belediye başkanının devam etmesinden yanayım. Çünkü yani yaptıklarını görüyorum. Hani oldukça iyi çalışıyor. Beğeniyorum yani. Manisa için şunu yapsa bizim için iyi olur dediğiniz şeyler var mı? Manisa için yapacaklarından çok hani Türkiye oldukça zor bir dönemden geçiyor biliyorsunuz. Artık yapılanlardan çok yapacaklar daha önemli. O yüzden ben belediye başkanımızı çok başarılı buluyorum ve onu sadece yapacak olduklarından değil, düşünce yapısından ve Türkiye'ye olan güveninden dolayı da destekliyorum ve desteklemeye devam edeceğim. Şu anda AK Parti belli zaten belediye başkan adayını. Ama tabii Cengiz Akın da çok iyi çalışmış. Ama görüşlerimiz açısından biz gene de AK Parti'yi düşünüyoruz. Peki yeni dönemde belediye başkanı olacak isimden beklentileriniz neler? Yani Manisa için şu tarz projeler geliştirse, şunları düzeltse iyi olur dediğiniz şeyler var mı? Bizim düzeltecek dediklerimizin hepsini hemen önce Cengiz Ergün yaptı. Biz o görüşteyiz. Şu anda çok iyi kendisi. Hani görüş olarak görüşümüz aslında yine de o ama parti olarak düşüncemiz farklı. Ben de size dedim ya şu anda Cengiz Ergün gerekenlerin hepsini yapmış. Biz yani ondan çok memnunuz. Bu dönem içinde çok iyi çalışmaları var. Ben şimdi belediyede çalışıyorum, göremem kimseyi. Cengiz Ergün'ü. Neden? MHP'de onunla Allah. Yani çalışması güzel yani. Çalışması güzel. Manisa yaptı. Peki yeni dönemde belediye başkanı olacak isimden beklentileriniz neler? Manisa için şunu yapmalı dediğiniz bir şey var mı? Yok. Biliyorsunuz yerel seçimler yaklaşıyor. Büyükşehir Belediyesi'nde belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Gerçekten çok acelem var. Büyükşehir Belediyesi'nde belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Olsun belediye başkanı ya. Aklınızda bir isim, bir parti. Partiye
O gün gelsin de atarız bir tarafa bakalım. Kim olur seçimde, kim gelir bilmiyorum ama ben şunu istiyorum. Yani işçisini, halkını düşünen, işçisine önder olan, sanayinin biraz daha kalkınmasına sebep olabilecek iyi bir başkan olmasını temenni ediyorum. İnşallah böyle biri yine seçimlerde kazanır. İşçimize, bize sahip çıkan biri olur. Şu an basının ne kadar bilgisi var bilmiyorum ama yaklaşık 218 gündür fabrikanın önünde yaklaşık 55-60 kişilik bir grup olarak direniyorlar. Fabrikanın önünde, soğukta, karda, kışta. Bize sosyal medyadan olsun, farklı kesimlerden olsun hiçbir şekilde desteğe gelen olmadı. Hatta şu 10-15 gün içerisinde biz karda kışta kalmamak amacıyla çadır kurmaya karar verdik orada. O çadırımızı bile şu an kaldırmaya çalışıyorlar. Ben gelecek yönetimin kim olduğu taraftarında yorum yapmayacağım. Ama kim olursa olsun işçisine, halkına sahip çıkan biri olsun. Bu yerel seçimlerde de hak eden kazansın diyorum. Manisa Konuşuyor'un bugünlük de sonuna geldik. Manisa Konuşuyor ekibi olarak her gün sokaklarda sizlere mikrofon uzatmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin.